Özlem Albayrak Taht Oyunları Taht Oyunları Game of Thrones adlı dizinin bitmesinin üstünden neredeyse iki hafta geçti. Dizi hakkında gazetelerde değil ama sanal ortamda çok şey yazıldı çizildi. Bu keşfe okuyanların büyük kısmının Taht Oyunları dizisinden haberdar olduğunu varsayıyorum. Ancak bilmeyenler için yine de özetlemek gerekirse taht oyunlarının ABD kanalı HBO tarafından yayınlanan dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü dizilerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar uzun süre sabırla beklenen başka bir dizi var mıdır bilmiyorum. Zira dizinin toplam 73 bölümden oluşan 8 sezonu 8 yıla yayılarak yayınlandı. Bazı sezonlar arasında iki yıla yakın süre vardı. Biz taht oyunlarının nasıl izleyebiliriz sorusuna gelince internet üzerinden yayın yapan pek çok dizi film platformunda, Dijitürk gibi ücretli kanallarda hatta YouTube'da bulmak mümkün. Game of Thrones gelmiş geçmiş en ünlü dizi dedik ama aslında hikayesi çok klasik. Geçmişte bir zaman diliminde dünyanın farklı coğrafyalarında hüküm süren ailelerin yani hanedanların taht mücadelesi üzerine kurulu. Dizide bol efsane, bol mit ve destansı anlatım mevcut. Eh dizinin uyarlandığı Buz ve Ateş'in şarkısı andı kitabın yazarı George R. R. Martin'in böyle şeyleri sevdiğini zaten başka işlerinden de biliyoruz. Hem bütçesi hem süresi hem hikayesiyle her bölümü başı başına sinema ayarında olan dizinin 8 sezonunu bu sütunda ve bir çırpıda özetlemek elbette mümkün değil ama kısaca hikayenin Starkların, Lannisterların, Baratheonların ve Targaryenların çevresinde döndüğünü söyleyebiliriz. Dizinin açılışında kuzeyde Stark hanesi yani Stark hanedanı duvarın ötesinden gelecek tehlikelere 但是。 Kış mevsimine bekçilik ederken daha güneydeki yedi krallık başkentinde Baratheon hanesinden Robert oturmaktadır. Ama tıpkı ağzından ateş saçan ejderhaları ve gümüş rengi saçlarıyla ünlü Targaryenların hayatı nasıl trajik şekilde sona ermiş ve Daenerys dışında soyları kuruma noktasına gelmişse, aynı kaderden ne Baratheonlar ne de Baratheonların ardından tahtı yarı zorbalıkla ele geçiren Lannisterlar kurtulamayacaktır. Zaten dizinin sonunda da İnsanları hırstan deliye döndüren demir taht, Daenerys'in ejderhası Dragon tarafından sahibesi öldükten sonra eritilerek yok edilecektir. Ejderhaları ve başlarında gece kralının olduğu buz mavisi gözlü ak yürüyenler adlı ölü ordusunu saymazsak, taht oyunlarının ortalama bir fantastik epik diziden neredeyse farkı yoktu. Peki nasıl oldu da bir fenomen haline geldi? Bana kalırsa bunun nedeni dizi ekibinin daha ilk sezonda bütün ana karakterleri patır patır öldürerek seyirciye yaşattığı büyük şok ve hayal kırıklığında yatıyor. Öldükten sonra bile geride kalan karakterlere ilham kaynağı olacak denli yiğit dürüst, onurlu bir başvezir olan Eddard Stark'ın boynunu ergenlik yaşında başına taktığı krallık tacını taşıyamayarak bir zorbaya dönüşen Joffrey'in vurdurması seyircinin algılarını bozmak anlamına geliyordu zira. Sadece bu da değil, hem Joffrey'den babasının intikamını alacağına hem de kuzeyin kralı olacağına kesin gözüyle bakılan Eddard'ın yakışıklı, iyi kalpli, dürüst oğlu Rob, annesi Lady Catelyn'la birlikte öylesine korkakça bir pusuyla canı oldu ki bu kadarı da yapılmazdı artık. Bana kalırsa seyirci bu diziye bağlayan sebeplerden ilki öngörülemezlikse ikincisi de dizide harcanamayacak hiçbir karakterin olmamasıydı. Yani Game of Thrones tıpkı hayat kadar acımasız, hayat kadar saçma ve hayat kadar adaletsiz bir akışla ilerlediği ve kalpleri kıra kıra iz bırakmayı başarabildiği için seyircinin dikkatini çekti. Dizide hiçbir karakter yoktu ki hikayeyi götüren bu ölemez diyebilelim. Hayır, taht oyunlarından kimin neyle sınanacağı da ne zaman öleceği de belli değildi. Nitekim dizinin sonu bambaşka bir şoktu. 8 sezon boyunca seyircinin 7 krallığı yönetmeye en uygun aday olacağına inandırıldığı Jon Snow, yani Eddard Stark'ın kız kardeşi Lina ve Rhaegar Targaryen'ın oğlu olan Aegon Targaryen, Alçak bir suikastçıya dönüşerek henüz yedi krallığın kraliçesi olmuş sevgilisi Daenerys'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Adi bir şekilde Deniris'in ölümü hak ediş sebebini yüzüne söyleme zahmetine bile girmeden seviyormuş gibi yaparak daha da kötüsü dolduruşa gelerek elbette bu durumda John'un kral filan olması beklenemezdi. Kürkçü dükkanına kuzeye bekçilik etmeye geri döndü. Bir konsorsiyumla yönetilmeye başlanan yedi krallık tacını ise Edir Stark'ın kötürüm oğlu Brandon taktı ki Brandon dizinin 2011'deki ilk bölümlerinde yüksek kuleden aşağı itilerek sakat bırakılmış, yürüme yeteneğini kaybetmiş ama mistik bir takım donatılar edilmişti. Brandon sonunda geçmişte geleceği görme yetisi kazanacağı bir seyahate çıkarak Westeros'un hafızası ve kahini olmuştu. Dizinin sonunda yedi krallığın başına Brandon'ın geçmesi, gelmiş ve geçmişi biliyorsa krallığı yolunda binlerce masum insanın telef olacağını da biliyordu demektir. Neden engel olmadı şeklinde omurtulara neden oldu. Daenerys'in dönüşümü de tuhaf. Westeros'un ak kesenlerden kurtulması için Jon'a yardım eden, bu yolda ejderhasını kaybeden, doğuda köleliği kaldıran, adaletli, merhametli kraliçe olarak tanınan Daenerys nasıl oldu da Cersei'nin tek atımlık kışkırtmasıyla koca şehri içinde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olduğu halde alev topuna çevirerek hayatı boyunca benzemekten korktuğu babasına her şeyi yak diye bağırarak dolaştığı rivayet edilen Deli kralın kadın versiyonuna dönüştü tıpkı John Snow'un sinsi, alçak, sevimsiz bir katile dönüşmesinin beklenmemesi gibi. Daenerys'ın delirmesi de hesaplanmış bir durum değildi. Yani hep ters köşe, hep öngörülemezlik, hep hayal kırıklığı. Game of Thrones'un numarası buydu sanırım.